Evet, bir kez daha karşınızdayız. Ben Serhat İncirli. Öğleden sonra programımızda sizlerle birlikteyiz. Biraz sonra eğer bir aksilik olmazsa Sayın Zeki Ziya bizlerle birlikte olacak. Hem havacılık sektörümüzün hem taşımacılık sektörümüzün seyahat acentelerimizin Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın eski genel müdürü Saipru XP Travel'ın direktörü bu işlerin gerçek duayeni sevgili Zeki Ziya ile konuşacağız. Turizmimizi konuşacağız ama onun öncesinde sevgili Zeki Ziya çok kızgın. Onlara da bakacağız. Onlara da tartışacağız tabii ki konuşacağız. Ama onun öncesinde bugün çok önemli bir görüşme vardı. Bugün meclis görüşmeleri, meclis konuşmaları, sohbetleri vardı. Bugün Sayın Lut geldi ve Ersin Tatar ile ondan önce Nikos Anastasiadis ile görüştü. Ve şu anda henüz Ersin Tatar görüşmesinin haberi düşmüş değil sitelerimize. Biz de takip edemedik. Taşımacılar Birliği'nin, Toplu Taşımacılar Birliği'nin eylemi 7. gününü tamamladı. Devam ediyor bu eylem. Başbakan Saner hibenin tamamı yatırımlara gidecek dedi ama çok ilginç bir dönem. Sevgili Mete Hatay'ın paylaşımı var Facebook'ta. Gerçekten çok ilginç. Artık yorum veya eleştiri bile yapılmaya değmez bir dönemdeyiz. Ama gene dayanamıyorum bazen. Mesela bu beyefendiye bakın nasıl pişkin pişkin herkesle dalga geçiyor demiş. Çünkü Türkiye'den gelen para konusunda insanlar tam bence bilgilendirilmedi veya hiç kimse bilmiyor durumun ne olduğunu. Kimse bilmiyor gerçeğin ne olduğunu. Kimse bilmiyor kime ne kadar nerede nasıl para verileceğini. Bütün bunlar da tabii ki tartışmalara sebep oluyor. Eleştirilere sebep oluyor. Biz de paylaşalım bu arada ekranlarda görüntümüzü. Başbakan Saner diyor ki 750 milyon TL bu gelen paradan askere verilecek. 800 milyon TL bütçe açığına aktarılacak. Geriye kalan para da diyor şeye yatırımlara gidecek. Yani tümü yatırımlara gidecek. Altyapı yatırımlarına duyulan ihtiyaca işaret ediyor Başbakan. Protokolde yer alan taahhüte de değiniyor. Örneğin istimlak sorunu çözülmeden yol çalışmalarının tamamlanamadığına işaret ediyor. Protokolde murat edilenin açıkça belirtildiğini söylüyor ama biz anlamıyoruz ya da biz duymuyoruz. Medyaya yapılacak bir katkı var. Bu da uydu yayınlarıyla alakalı. 1 milyon TL uyduya çıkmak için verilecek. İcra taksit mazbata konusunu değerlendiriyorlar. Yasal boyutu nedeniyle adım atılamıyor diyor Sayın Başbakan. İlginç bir durum. 1500 TL'lerle ilgili yükümlülükler yerine getirilecek deniyor. 1500 TL'ler. Esas olan vatandaşa hizmet vermek olduğunu söylemiş. Dairelerde kurumsal hafızanın ortadan kalktığını dile getiriyor. Peki bu ülkede kurumsal hafıza var mı? Yani ülkenin Che Guevara'ya sormuşlar hani kendimize Che Guevara'ya benzetecek değiliz ama ekonomiyle ilgili konuşmaktan her zaman geri durmaya çalışırım. Yani ekonomi gerçekten çok önemli bir bilimdir. Ama gayri safi milli hasıla ya da gayri safi yurt içi hasılayı böl nüfus bul milli gelir, kişi başına düşen milli gelir falan diye hesaplamalar bizim de bilgimizde var yanlış veya doğru. Bizde bu gayri safi yurt içi hasıla, gayri safi milli hasıla, milli gelir bilinemez çünkü nüfusu bilmiyoruz. Nüfusu bilmiyoruz. Mesela şu anda ülkede kaç tane Afrikalı öğrenci var veya kaç tane son dönemlerde son bir sene içerisinde gelen Afrikalı var? Kaçı güneye nereden kaçtı? Kaçı bu ülkededir? Giren kayıtlarımız var, çıkan kayıtlarımız yok. Bu ülkede olduğunu düşündüğümüz çok insan güneye sığınmacı olarak kaçtı. Biz çoğunun girerken Ercan'dan adını soyadını alıyoruz, pasaportunu kimliğini alıyoruz, nerede kalacağını alıyoruz. Ama ondan sonra hiçbir denetim, hiçbir kontrol yok. Ve bugün Kıbrıs Rum kesiminin
İçişleri Bakanı konuğumuz geldi bu arada, o yerine yerleşirken biz konuşmamızı sürdürelim. Güney Kıbrıs'ın İçişleri Bakanı Avrupa'ya gitti. Yunanistan'dan geçecek bildiğim kadarıyla. Mülteciler sorununu konuşacak. Çünkü çok sayıda mülteci güneye geçiyor buradan ve bizde girdi görünüyor ama çıktı görünmediği için hala bu ülkede sanıyoruz insanları. Aynı şekilde çok sayıda mesela seçmen listesine bakıyorsunuz. Ya getirsinler bana seçmen listesini, gösterebilirim en az 10 kişiyi. İngiltere'ye giden insanlar ve İngiltere'de yaşam süren insanlar seçmen listemize bir şekilde kaydolmuşlar. Normal koşullarda İngiltere'de yaşam süren biri seçmen olamaz anayasamız gereği. Örsancığım bana da bu şeyciyi aç, bu çıt 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 elektrik gelsin bana. O biri değil. Televizyonu kapattım. Sorun değil. O biri. Açıktır, bize gelmiyor. Gelmiyor. Bize elektrik gelmiyor. Hah, yanlış yere taktıydın. Şimdi ah geldi şimdi. Tamamdır. Televizyon da tamamdır. Görüntü de tamamdır. Her şey tamamdır. Yerindedir. Zeki Ziya geldi bu arada. Sayın Zeki Ziya yerleşiyor. Onun için ben Örsan'la konuşuyorum yakın bir planda. Evet. İngiltere'de yaşam sürüyor. Bir şekilde seçmen listesindedir. Ama vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bizde hala seçmen olarak görünmektedir. Neden? Çünkü bizdeki kayıtlarda hala vatandaş olarak görünmektedir. Yani başbakan veya İçişleri Bakanı veya Türkiye'nin ilgili yetkilisi dediği zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusu 380 bin kişidir. Orada hiç kimse bilinmeyeni söylemektedir. Çünkü kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda o de jure mudur, de jus mudur, de jure mudur, de facto mudur nedir? O nüfusunu bilir durumda değildir. Neden? Çünkü hesap ve kitap tutulmamaktadır. Bu bence çok önemli bir sorun, önemli bir sıkıntı. Bu olmadığı zaman da neye göre yardım alıyorsunuz, kime göre belirliyorsunuz, kime veriyorsunuz hiç belli değil. Evet. Sevgili Zeki Ziya, bahsetmiştim sizlere. Şu anda stüdyomuzda birazdan görüntüye de gelecek, sesi de açılacak. Ben de ekrana bakıyorum şu anda, orada gördüğüm anda sohbete başlayacağız tabii ki. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabiri caiz ise Kıbrıslı deyişiyle sevgili Zeki abi bombalan ortalığı derler ya. Öyle. Bombardımana tuttun, bombardımana tuttun ve yani sevgili başbakana resmen piyangodan çıkar gibi göreve geldi dedin. Yani dedim. Aslında mecbur kaldı alsın görevi gibime gelir. Sanki genel sekreteri yetki ondaydı. Yani. Ben senin ne demek istediğini çok iyi biliyorum aslında. Aha. Ama işleri iyi yönetemiyorlar. Kesinlikle evet. Olay bu. Olay bu. Yani şimdi zaten bugün buraya gelirken dedim ki bir fıkrayla başlayacağım konuşmama. Bir Nasreddin Hoca fıkrasıyla. Hoca bakmış ki eşek çok yemek yer. Ben demiş bunu alıştıracağım. Yavaş yavaş az yesin. Her gün biraz daha kısmış yeminden. Biraz daha kısmış. Sonunda eşek öldü açlıktan. Ne oldu be hoca demişler. Vallahi tam alıştırıyordum demiş. Açlığa ömrü yetmedi. Yani şimdi bizim şu anki özel sektörün tanımı budur açık. Yani bizi açlığa alıştıracaklar diye herkesi öldürüyorlar. Yani şimdi bağımsızlık hakkı, kendi geleceğini tayin etme hakkı orada bir kez daha pekişmiştir. Krasmontana'da yaşananlardan sonra ki kendileri de özel sohbetlerde ifade ediyorlar. Orada da masa Rum tarafının üzerine devrilmiştir. Çünkü Kıbrıs Türk tarafı tüm iyi niyetine rağmen karşılığını bulamamış, bir anlaşmaya varılamamıştır. Ve ondan sonra zaten bilenler açık ve nettir. Kıbrıs Türk tarafı artık yeni bir zemin arayışı içerisinde olmuştur. Kıbrıs Türk tarafı elbette garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti ile bütün meseleleri tartıştıktan sonra artık dediğimiz gibi egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşmaya gidileceğini, bizim halkımızın da bunun beklentisi içerisinde olduğumuzu ve haliyle artık Kıbrıs'ta kalıcı, adil, sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa böyle bir zeminde olunması gerektiğini, çünkü Kıbrıs'ın gerçekleri, Kıbrıs'ta yaşananlar, Kıbrıs'ta
50 senedir yapılan bu görüşmelerde ortaya çıkan neticeler bunu emretmektedir. Bundan daha açığı yoktur. Dolayısıyla bütün bunları anlattığımızda zaten onlar da anlayış göstermektedirler. Şimdi dedikleri, biz Birleşmiş Milletler olarak ortamı yaratıp tarafları davet edip tarafların fikirlerini masada rahat ve özgür bir biçimde bu fikirleri sunmaları ve ondan sonra bu zemini nasıl bir anlaşma için nasıl geliştirilebiliriz, bunun çalışmaları içerisinde olacağız. Diplomatlar, avukatlar, hukukçular, bütün bu meselelerle ilgili insanlar yoğun bir şekilde bu konunun üzerinde çalışacaktır. Biz de elbette Kıbrıs Türk halkının hak, çıkar ve menfaatlerini koruyabilmek için, ileriye taşıyabilmek için bu mücadeleyi en iyi şekilde vermek durumundayız. Önemli olan halkımızın beklentilerini, halkımızın çıkarlarını ve gelecekte yapılacak olan bir anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının bunca yıldır verdiği mücadeleyi bir tehlikeye, bir maceraya terk edememesidir. Bu çok önemlidir. Onun için anlaşma sağlam olması gerekmektedir. Anlaşmanın temelinde devletimiz, anlaşmanın temelinde egemenliğimiz ve dolayısıyla ileride herhangi bir tehlikeli durum tekrar bu adada ortaya çıkarsa elbette anavatan Türkiye'nin de müdahale hakkının olması gerekmektedir. Bütün bunları zaten hepimiz biliyoruz ama müzakere masalarında, bu toplantılarda bunları doğru argümanlarla ortaya koymak ve karşı tarafa bunları anlatabilmek şu an bizlerin görevidir. Ekiplerimiz de bunlar için çalışıyoruz. Gerçekten uzun uzun toplantılar, hem kendi özel temsilcim hem bizim danışma arkadaşlarımız ekibimizle birlikte bu toplantıya en iyi şekilde hazırlanmak doğruluğumuzu halkımla paylaşmak istiyorum. Yani Kıbrıs Türk tarafı yine iyi niyetini ortaya koyarak en iyi şekilde halkımızın beklentilerinin yerine getirilmesi için çalışmalarını iyi niyetiyle sürdürmektedir. Herkes bu konuda rahat olsun. Kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Biz de bir anlaşma istiyoruz. Ama nasıl bir anlaşma? İşte anlattığımız çerçevede. Yoksa sırf bir anlaşma olsun diye, sırf işte bu kadar yıldan sonra bir rahatlığa kavuşalım diye böyle konuşmalar da bir yere gidilemez. Çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Çünkü sorumluluğumuz çok büyüktür. O rahat günler dedikleri birden geçer. Rahmetli Sayın Denktaş'la bu binada çok sohbetlerim oldu. 1960'ta da anlaşma imzalandığında herkes bir balayı yaşadı birkaç yıllığına. 2 sene sürdü. 2 seneden sonra Rum tarafı yapacağını yaptı. Yani niyetleri ta o zamandan Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması, Kıbrıs'la NOC'nin ilan edilmesi gibi bir takım hedeflerle 1960 anlaşmasını imzaladılar ve ondan sonra harekete geçtiler. Dolayısıyla bizler için yaşadığımız tecrübeler, buradaki bir takım deneyimlerimiz mutlaka ve mutlaka burada varılacak olan bir anlaşmanın sağlam olması lazım. Türkiye'nin garantörlüğünde olması lazım ve ileride bizi herhangi bir maceraya veya tehlikeye götürememesi olması lazım. Dolayısıyla bu konularda ayrıntılarıyla bütün çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunları en iyi şekilde hem kendi aramızda hem kendi arkadaşlarımızla, hukukçularımızla, diplomatlarımızla, diğer siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle ve aynı zamanda elbette Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde pozisyonumuzu netleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben bugün tekrar Ceyhun Uta ve arkadaşlarına bize yaptıkları ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu toplantının maksadı 27-29 Nisan tarihinde Cenevre'de yapılacak olan toplantının ayrıntıları ve o toplantıda nasıl bir format izleneceği noktasında hazırlıklarımızı yapabilmemiz için bu konularda ayrıntılı bir şekilde meseleler tartışılmıştır. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten ifade ettikleri gibi çok yoğun çalışmalarla bu toplantı düzenlenecektir. Çünkü bu toplantıya dediğim gibi Kıbrıs Türk tarafı bizim heyetimiz, Rum tarafı heyetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı heyetleri, İngiltere'nin Dışişleri Bakanı heyetleri ve aynı zamanda Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı ve heyetleri katılacaktır. Dolayısıyla dünyanın gündeminde gerçekten belki Kıbrıs dediğimizde
küçük bir adanın meselesi burada tartışacaktır. Ama bugün yine bu toplantıda gördüğümüz gibi ki geçen gün Sayın Avrupa Birliği'nin komisyon başkan yardımcısı Sayın Borrell'e de aynı şekilde konuştuk. Kıbrıs bu coğrafyada küçük bir ada olabilir ama Kıbrıs çok ülke için çok önem arz etmektedir. Stratejik bir pozisyonda ve bu bölgenin güvenliği, bu bölgede dediğimizde sadece Kıbrıs adasının içinde burada değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın sağlanması, bölgemizde huzurun ve dediğim gibi istikrarın sağlanması ile gerek enerji kaynakları boyutuyla, gerek güvenlik boyutları ile bu coğrafyada istikrarın ve barışın sürebilmesi için bir takım ciddi aktörler de bu işlerin içerisinde bu toplantıları izleyebilmekte ve ona göre kendi girişimlerini de yapmaktadırlar. Hamdolsun biz Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye ile birlikte tam bir mutabakat ve uyum içerisinde yeni siyasetimizi bütün dünyaya anlatmış durumdayız. Benim seçimi kazanmamdan sonra ortaya çıkan yeni siyaset, yani yan yana yaşayan ama egemenlik temelinde iki devletin işbirliği ve uluslararası ortamda iki eşit devletin statüsünün sağlanması ve korunması ile bu müzakerelerin bir noktada resmi olarak başlayabileceği ve başladıktan sonra da bir anlaşma zemininin sağlanabileceğini hepsine ifade etmekteyiz. Aksi takdirde bu bölgedeki ulusal çıkarlarımız, milli menfaatlerimiz, enerji kaynaklarının bu kadar önem arz ettiği bu coğrafyada gerçekten istediğimiz noktada olamaz. Dolayısıyla Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz hiç eski Doğu Akdeniz değildir. İşte daha dün televizyonlarda Anavatan Türkiye'nin bu bölgede yaptığı Mavi Vatan tatbikatını hep birlikte izledik. Oradaki konuşmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ki kendisine teşekkür ediyorum ne demiştir? Bu bölgede sonuna kadar hem Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini hem Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için elden ne gelirse yapılacaktır şeklinde açıklamaları olmuştur. Bir kere bunlar tekrar tekrar hepimize göstermektedir ki yaşadığımız Kıbrıs adası uluslararası ölçüde fevkalade önemli bir ülkedir. Ve dolayısıyla yıllardan beridir. Belki 1820'lerden bu yana Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele ve gelen aşamadaki pozisyonumuz gerçekten tarihi bakımdan çok önemli bir aşamada, bir kritik süreçtedir. Çünkü geldi, şimdi ne deniliyor? Ama bir anlaşma olmazsa siz buradan mağdur olacaksınız. Bizim de söylediğimiz bir takım mağduriyetler olabilir. Ama ulusal çıkarlarımız ve Kıbrıs Türk halkının egemenliği, hürriyeti, bağımsızlığı bu topraklarda haysiyetli ve onurlu bir şekilde var olabilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yükselen ve artan statüsü ve değeriyle çok daha önemli bir noktadayız. Dolayısıyla bütün bunları harmanladığımızda ve bütünleştirdiğimizde çok önemli bir toplantının arifesindeyiz. Buna göre bunun önemini binaen, bunun öneminin bilinci içerisinde buna hazırlıklarımızı bu anlayışla sürdürmekteyiz. Ben bir kez daha kamuoyuna, basın mensuplarımıza ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorunuz varsa alayım, yoksa kapatalım. Buyurun. Kısmı da vardı ama herhalde daha sonra takip ederiz. Sevgili Zeki Ziya'nın eşek fıkrasını, Nasrettin Hoca fıkrasını dinledik. Orada kaldık. Tam böyle fıkrayı bitirdik. Yani fıkranın sonu tam bizim şu anki durumumuzdur. Açlığa alıştıracağız ama ölmek üzeredir yani özel sektör. Öyle söyleyeyim. Ne yapmaları gerekirdi? Şimdi şöyle bir şey var Serhat. 80 türlü konumuz vardır ama o isyan, o şu bomba adı merkezi esas sebeplerinden biri bu. Şimdi siz bir ülkede bir takım kararlar alabilirsiniz. Nedir? Bizde esas karar merceği son bir senedir gözlemlediğimiz sağlık üst kuruludur. Evet. Sağlık üst kurulu sağlıkla ilgili bir takım kararlar üretir, üretebilir de. Ama hiçbir zaman bunlar yalnız başına yürüyebilecek işler değil. Sağlık kurulu bir takım kararlar üretiyorsa ve herkesin iş yerini kapatıyorsa o insanların ne yapacağına da ekonomik tarafına da hükümet karar vermek mecburiyetindedir. Yani Nasrettin Hoca gibi azalt kendine biraz daha yemeği, azalt kendine biraz daha yemeği, öleceğim. Herkesi öldüreceksin.
Şimdi hangi bir daha öyle bir şekilde azaldılır ki insan sövmemek için kendini çok zor tutar. Yani son verilen şey neydi? İşte Şubat ayı madem kapalıdır. İşte özel sektörün çalışanlarına 1500 lira verecek. Ama 2 gün çalışırsa o 2 günü de kesecek ha. Evet kardeşim. Şubat ayında, ondan önceki ayda, daha önceki ayda devlet daireleri de çalışmadı. Bunlara ne kesmedin? Kesmen. Onlara kesmen taraftarı mıyım? Hayır. O ayrı bir konu. Değilim. Ama toplumu ikiye bölüp birbirine düşürmenin daha vahim olmaz yani. Sen nere göre den adama 1500 lirayla geçin? Nere göre den 1500 lirayla geçin? Den ki bu ülkede 4400 liradır bir adamın asgari geçimi için gereken ücret. 4400 lira asgari maaş açıklan. Dönen adamın gözünün içine baka baka yediği süreliğini bilmem ne yapayım der gibi den ki asa 1500 lira vereceğim bu ayda bununla geçin. Onun da ne zaman verileceği belli değil. Ya bu çok yoksulluk da onun içindir yoksa beceriksizlik de onun içindir. Beceriksizlik de onun içindir. Ya şimdi bak ya ben devletin durumunu 3 aşağı 5 yukarı bildiğim için devletten pek fazla bir beklentim de yok. Ama devletin de bir karar vermesi lazım. Neyin kararını verecek? Nasıl ki borçlanıp ödüyorsun kamuyu, o zaman kapattıysan borçlanıp ödemen de lazımdır özeli. Yani orada yasa vardır, mecbursun ödeyesin, koruyorsun. Koruyorsun. Burada... Aynı şekilde özel sektörü de korumak mecburiyetindesin. Özel sektör de senin vatandaşındır. Evet. Yani, üstelik ama... ak koyun kara koyun da belli olacak. Ha, ak koyun kara koyun da. Bak ne onun kadar... için ne dedim ben? Ben atıyorum 50 tane çalışanım var. 50 tane çalışanım için ne beyan verdiysem sana bu adamlara ne maaş ödedim ben. Evet. Onun içinden kes %20, %30 tamını da verme bana. Eğer ben sahtekarlık yaptıysam da çalışanlarımla beraber ödesinler ceremesini doğruyu göstermedikleri için. Benim beyanımı asıl kabul et. Ha ben şunu söylerim, sen devlet memuruna hiçbir şey kesmedin ama benimkine 1500 verme yahu. 1500 deme benim adamıma. Kes %15, 20, 25 da ona göre ver de alay etme insanlarla. Bu iş yerleri için de geçerlidir. Yani sen en iyi bilenlerdensin İngiltere'de durum nasıldır? Sherlock diye bir sistemleri var onların. Herkese maaşının %80'ini bütün limite şirket çalışanları aynı sektörde %20'yi kesmesinin sebebi de şudur İngiliz. Diyor ki zaten sen %20'yi yolda harcayacaktın diyor. Evet, gitmediğin için onu ben alıyorum. Bak şeyi de var ama İngiliz'in ya benim de arkadaşlarım var orada. Adamın kirası toplam kirasını da öder. Bir buçuk yıllık kirasını ödedi benim arkadaşlarımın toplam elektriğini öden bilmem neyini öden. Sen hiçbir şey ödemen. Geçen gün benim programda Sayın Başbakanları vardı da biz mi yedik? O zaman paylaştır. Ha özel sektörü. Paylaştır. Özel sektöre de sahip çık. Çünkü sen bugün bankadan borçlanıp da maaş ödediğinde o borcu tahsil ederken sadece memurdan tahsil etmeyeceksin. Benden de tahsil edeceksin. Evet. Eğer benden de tahsil edeceksen bu parayı o zaman bana da katkı yapmak mecburiyetindesin. Yani, o zaman bana katkı yaptığın katkıyı da göz önünde bulundurmak mecburiyetindesin. O zaman 200 değil 500 borçlan da özel sektörü de halleden. Evet. Ne için sadece kamuyu halleden? Ya bizim özel sektör olarak isyanımız bu. Borçlandığın bütün parayı bizle beraber ödeyecek mi sana? Doğru bir şey değil. Kesinlikle. Doğru bir şey değil. O zaman bizim için de borçlan. Da batırma bu kadar insanı. Yani bu sabah bir arkadaşımla konuştum. Çok sevdiğim Maosa'dan. Adam bana şunu söyledi. Abi dedi, inanmayacaksın 65 tane dükkan saydım. Sulu çemberden üniversitenin sonuna kadar. Devren kiralık, boş, kapalı. Özel sektörün geldiği nokta budur. Lefkoşa'da da aynıdır. Lefkoşa'da da aynıdır. Özel sektörü getirdiğin nokta budur. Ha, mali kaynakların yetersizdir. Yapamam bir şey, yardım yapamam. Vardır arkadaşım bundan çözümü.
O zaman sağlıkla ilgili bütün tedbirlerini al, kapıları aç, hem güneyin hem kuzeyin hem havaalanının hem deniz yolunun gelsin insanlar buraya da sen varsa hastalık onların tedavisiyle uğraş. Eğer bana bakamayacaksan bırak ben kendimi kurtarayım. Ama sen her tarafı kapattıktan sonra benim kendimi kurtarmışım. İşte ama esas nokta, kavga ettiğimiz nokta burasıdır. Evet. Yani açarsak bittik. Açarsak biz zaten bittik. İki defa bitme şansı yok ki özür dilerim. İki defa mı bitecek? Hem hastalıktan hem ekonomiden. Nasıl denetleyecekler? Yani nasıl yapacaklar? Denetim yok. Bu işte bulaşmaya bulaşacaksın arkadaşım. Yani bunun şeyi yok. Bulaş olacak mı? Olacak. Önemli olan altyapına ona göre bugüne kadar harcadığın paraların ciddi bir kısmını buna ayırsaydın, hastanelerin hazır olsaydı bu işe, o zaman açardın ve şunu da derdin, herkes başının çaresine baksın. Çünkü memur hariç herkes başının çaresine baksın dendi bugün. Bugünkü konum resmen olur. Devlet çalışanları hariç herkes başının çaresine baksın. Yok, beni kapattıysan benim başımın çaresine de bakmak mecburiyetindesin. Sen devletsen mecbursun bunu yapasın. Evet, ben de vatandaşım. Ben de vatandaşım. Ya ben övünmek için söylemem ama yıllardır yazarım. Bu ülkedeki sistem 1600'ler, 1500'ler yani Avrupa'sındaki feodal sistemdir. Tamam işte. Yani güzel. Soylular, asiller ve diğerleri. Çok örneğini gördük. Yani Pegasus'ta çalışıp çok yüksek maaş alan bir arkadaşımızın kardeşi devlet memuruydu. Anneleriyle konuşurken bir gün sizde çalışanı işsiz kabul ederdi kadın. Aynen. Biliyorum. Haksız da değildi. Haksız da bugün baktığında haklı. İşte olay bu. Yani şimdi yanımdaki adam da der Allah kahretsin ya, o keşke gireydim devlete. Evet. Yani sen devleti küçültmeye çalışın, yoksa herkes dedin ki deli misiniz ama da dışarıda çalışırsınız. Yani şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bütün bunları yaptığın geldiğin nokta nedir? Tarım Bakanı çıkar, açıklar, der ki yani işte domatesler kaldı üstünde bilmem ne, çağrı yapar halka. Alın da evde salça yapın. Salça yapmayla başa çıkar mı ya, bu kadar domatesi çıkma. 2000 hayvancı aynı konumda. Yani patates kaldı. Patates kaldı vesaire. Kaldı ve kalmaya devam edecek. Bunun bir tek çözümü vardır. Buradaki nüfusu artırmak. Onu da yüzüne gözüne bulaştırdın. Dedin ki öğrencinin önünü açacağım. Yanlıştı karar. Ne, hangi karardı yanlış olan söyleyeyim sana. Öğrencinin garantina ücretini karşılama kararın yanlıştır baştan sona. Ve senin benim memuruma, benim çalışanıma, esnafa verecek paran yoktur. Bütün yaptığın bilmem ne kaçtan faiz inan işte bilmem ne bu kadar daha borçlandın. Herkese borçlanmayla nasıl çıkacak insanlar bunun altından? Çıkmayacak. Batmasa da batıracağım. Şimdi ondan sonra ben ödeyiyorum şeyi. Öğrenci karantina. Öğrencilerin karantina. Ne için ödeyiyorum? Ne için? Bu öğrenciler üniversiteye beleş gidecek. Ödediler de paralarını. Istiyor. Paralarını da ödediler. O zaman parayı alan finanse etsin be arkadaş. Üniversitelere de kızgın değilim bu konudan. Niçin bilirim? Çünkü bilirim bunu finans mı, kendi öğrencilerine finanse etmeyi öneren üniversitede olduğunu bu memlekette. Aldıysan sen 3500 pound adamdan 300 pound öde be kardeş ya. Garantinasına. İstersen kendi yurdunda yap bu işi. Kendi yurdunda yap. Maliyetini de düşür aşağıya. Devlet de seni denetlesin. Tabii. Bunu da yapman. Den ki öğrenci getirin. Açtık seferleri. Hat. Seferleri açtık. İsteyen istediği kadar uçsun. Cart. 10 gün sonra başka karar. Seferleri kapattık. Ne için kapattınız be seferleri? Garantiona otellerinin yatak kapasitesi yeterli değildir. Hayda. Niçin hayda? Bu memleketteki otellerin %90'ı kapalı be. Eğer senin yatak kapasitesi ihtiyacın varsa da tutturduysan da bunu kendin ödeyeceksin. Ver bir talimat. Daha çık 2-3 tane otel daha. Niçin mevcut 3 tane yapmaya uğraşın bütün bu şeyi? Ve den bana ki yatak kapasitesi sınırlıdır. İnananı da asıl, yani şimdi öyle bir konuma geldin ki inanmak da istemeyin ya, yatak kapasitesi sınırlıdır. Yatak kapasitesi sınırlı olduğu için 3 tane uçak gelsin.
Yok Burak, bütün uçaklar gelsin. Da uçak şirketi düşünsün. Nasıl dolduracak uçağını? Ne sınırlan herkesi? Ne Çingaldır'ın ortada serbest rekabeti? Ne oldu bugün? Aa, 3 taneye düşürttün uçak seferlerini. Söyleyeyim sana yolcu sayılarını. Bir tanesi geldi 184 yolcuyla, bir tanesi geldi 30 yolcuyla, o biri geldi 165 yolcuyla. Biri döndü geri 52 yolcuyla, diğeri döndü geri 30 yolcuyla, Pegasus'ta döndü 139 yolcuyla. Yani 304 yolcudur toplamda şeyin, 304 Pegasus'undur, diğerleri de 296'dır, toplam 600 kişi eder. %50. Tek uçak mı? Yo, total arz edilen koltuğun %50'sidir dolan. Evet. Yani sen bunu serbest bıraksan, şimdi sen bunu sınırlarken neyi yaptın? E bizi çağırdın da sen bakanlığa dedin ki serbest bırakıyoruz bunu ama şartlı serbest bırakıyoruz. Uçacaksınız Ankara'yı, Adana'yı daha. E yok Ankara, Adana şimdi. Hepsi İstanbul'dur bu uçuşların. Benim bugün iptal ettiğim Ankara, Adana vardı ama yolcu vardı. Gelmedi. Sen 3 tane uçak, 2'şer 100 tane kapasiteden hesap yapan 600 kişi gelecek. E geldi sana işte 300 kişi. Yani hesapladığın kapasitenin yarısı geldi. Ne oldu, başarılır bu? Doldurabilene Burak bari doldursun da getirsin ya. Deme bu adama sen hakkın bu kadardır. Sen kimsin de benim hakkımı karar vereyim be? Bu da ayrı bir olay tabii. E bu da ayrı bir olay. Sen kimsin de karar vereyim? Kuzey. Yani ben açık söylerim. Bana ne? İsteyen istediği kadar sefer olsun Serhat. Eğer yatak kapasiten daha yetmezse yapacağım bir tek şey vardır. Eğer sen toplam 17 bin yolcu, 17 bin öğrenci getireceğini varsaydıysaydın. Bunu ne için süreye yayan? Burak kendilerini uçakta olmadığında uçak şirketidir ya, böyle ödeyeceğin zararı. Sen değilsin ki. Zaman. Burak ben alayım, ben hazırım o riski alayım, sen de serbest bıraktın, aldım da ben yayınladım, ne sattım da, şimdi kapattın bana, şimdi Ankara'dan, Adana'dan öğrenci gelmeyecek, Ankara'dan uçacak İstanbul'a, İstanbul'dan uçacak, bilmem nereye gelecek. Öyle parası yok çocuğun zaten. E tamam mı ya o yaptığın iş? Değil. Değil yaptığın iş, işte herkes eşit uçsun, nasıl eşittir, eşitliktir be bu? Evet. Yani fazla girmek istemem bu konulara çünkü yeteri kadar konuştum. Aytaç Ali Baklacı diyor ki üniversiteler zaten online olarak eğitim verdikleri için eğitim masrafları düşmüştür. Eminim ki öğrencilerin karantina ücretleri bu düşen maliyetlere göre çok cüzidir. Bir öyle tane de daha ekleyeyim sana o zaman. Bugün üniversitelerin, Kıbrıs'taki üniversitelerin en önemli kurslarından biri de taşımacılık kostudur. Bir senedir taşımacılık yapmazlar. Ne kadar tasarruf ettiler o işten? Öğrenci seferleri var mı otobüsler? Görür müyün oldu? Hayır yok. Yok. Türkay Abacılar, iş yok, güç yok. Resmen bize öl diyorlar diyor. Ormanda garavolli toplayalım diyor. İsterler. E tamam, alternatif olur zaten. Evet. Artık herkes ovaya. Ovaya dalacak. Memur politikacılar, memur sendikaları ve gizli bir mafya üçlüsü var bu ülkede diyor Aytaç Ali Baklacı ve ülkeyi onlar yönetirler. İlginç bir yorum. Siz gelmeden evvel ben İngiltere ile ilgili bir yorum yaptım. Yani oradaki vatandaşların oy kullanması yasaktır. Benim komşum Rum kullanır diyor. Aslında Rumların ve Türklerin oy kullanması yasaktır. Burada yaşaması lazım ama Rumlar son Avrupa Birliği'ne girdikten sonra genel seçimlerinde şey hakkına sahiptirler. Çift vatandaşısalar. Ya o ya o. İkisinden birini. Yani ikisinden birini. Ya ben öyle de bakmam. Bugün Türkiye vatandaşları Almanya'daki, Türkiye'deki seçimler için oy kullanıyor mu? Tabii ki kullanır. Kıbrıs'taki TC kökenli vatandaşlar oy kullanıyor mu? İkisi için de kullanıyor. İkisi için de kullanıyor. Ne için Kıbrıslı kullanmasın? Bravo, ne güzel. Ya bu kadar artık basitir bu. Eskiden derdik ki işte ondakiler çoktur ama artık ondakileri da bilmeyik kaç kişi dinler. Yok ya, ama evet, kendi vatandaşından çekinerek bir yere var aman ya. Bu adam senin vatandaşınsa, Kıbrıslıysa kullanacak arkadaş. Evet, tabii ki. Ha, yani burada belirli bir süre ikame etmediği müddet aday olamazsın, ona kabul ederim. Ama oy kullanmasının hiçbir sakıncası evet yoktur. Size ne denir uçak sayısı azaltıldığında? Bulaştan korkuyoruz denir. Yok, bu son şey bulaştan korkuyoruz değil. Bunun gerekçesi yayınlanan nota evet, garantina otellerinin yatak kapasitesinin yeterli olmaması. Ha, biraz önce söylediğinizde. Yani sanki de dolduydular. Ha ben söylerim işte 600 kişi hesapladın. Senin günde geldi 300 kişi.
Yarısı boşa çıktı bugün. Ne için? Ama sınırların seferleri. 300'de 300 karantinaya koyması lazım. Her gün koyması lazım. 600. Kendi yaptığı hesaba göre 600. 10 gün gelirse 6000 kişiye. Ha. Ya 30 gün gelirse işte 17 bin kişiyi tamamlayacak beklenti olur. Ama o beklenti hiçbir zaman gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Evet. Peki nereye gidecek? Yani ben çok merak ederim. Bir sürü şirket bu durumda çok büyük krizler yaşayacak. Yaşar tabii ya. Ben kendimden örnek vereyim. Benim satış ofislerim son 2 aydır kapalıdır. Karantina dönemi, pandeminin ilk başlangıcında da 3 ay kapalıydı. Son şeyin yarısından çoğu kapalıdır. Açık olduğu dönemde de personel azaltmasına gittim. Çünkü kendi şirketimin, ben sana söyleyeyim, 20 uçaklık günlük sefere göre personel yapısı var. Şu anda yaptığım bir sefer. 20'de bir personel azaldı. 20'de bir azalması lazım. Ha bir daha sen yaptığın şey, pardon. Bir daha öyle şeyler geçirin ki azalt personeli da istemem de bana. Ne mesela? Pandeminin başında geçirdiler bir şey. Dediler ki işveren sosyal sigorta katkı paylarını 12 aya yaydık. İşveren %25'ini yatıracak, %75'ini de devlet karşılayacak. Evet. Ocak'ta bu değişti. Çıkıldı, açıklandı. Sanki bir şey yapmışlar gibi. Dediler ki Ocak zaten iptal. Şubat, Mart, Nisan 10 kişiye kadar adam çalıştırırsan, personelin 10 kişinin altındaysa %100'ünü karşılayacağım işveren katkı payına. 10-20 kişi arasıysa %50'sini karşılayacağım. 20'nin üstündeyse %30'unu karşılayacağım. Evet. Ben yapmaya çalışayım. Yani çok basit bir hesap yapayım sana. Küsurata girmeyeyim. 4000 lira varsay asgari ücret. Tamam. Bunun %10 işveren katkı payı olduğunu varsay. Sosyal sigorta olarak %11-12'dir. 10 kişiyi çalıştıran adam devletten bu konuda alacak 4000 lira katkı. 15 kişi çalıştıran adam alacak 3000 lira katkı. 25 kişi çalıştıran adam alacak 3000 lira katkı. Bunun neresinde var be adalet? Bu arada turizm açısından düşündüğümüzde de yıllardır rekabet etmeye çalıştığımız komşularımız var. Türkiye ve Güney Kıbrıs dahil. Her ikisi de Türkiye açıktır. Onu peşin söyleyeyim. Her ikisi de parçalamış durumdadır ortalığı. 25 milyon turist bekler Türkiye bu sene. Evet. Ve Güney Kıbrıs da Portekiz, Güney Kıbrıs ve Seyşeller, söyleyemem de tamamı Seyşeller, 1 Mayıs'tan itibaren gelecek her turistin biz onları kesinlikle yerleştiririk, tatil yaptırırız, hiçbir sorun da yoktur diyor. Bizim bir planımız var mı? Sen kendi toplumunu aşılamayı beceremeyi. Sence bu hükümetin yaptığı bir plan var mı herhangi bir konuda? Yapabildiği bir plan var mı? Yok. Her genel yaptığı iş tersine tepti bizim memlekette. Evet. Yani şimdi şeyi de bilmeyi. Yani az önce Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Bilmem ne vesaire. Benim Kıbrıs açısına, Kıbrıs meselesine bakış açım da biraz farklıdır. Şimdi Güney Kıbrıs açıklama yaptı. Ambargo koyacakmış. Bana Avrupa Birliği vatandaşlarının haricinde kimse buraya geçemez. Evet. Biz ne yapacağız? Eğer sen bir ülkede anlaşma istersen ve mağdur durumdaki tek insansan, o rahatsızlığını bir şekilde başkalarına da bulaştıramazsan, Allame-i Cihan olsan hakkaniyetli bir barış elde etmen mümkün değildir. Yani başkasını da rahatsız etmek mecburiyetindesin. Ben olsam şimdi, Güney Kıbrıs sen yasaklandın, bana Avrupa Birliği vatandaşları hariç kimse girmeyecek bura. Ben de serbest bıraktım, ne kadar Suriyeli varsa geçirsin oradan buradan. Hadi otlu meydan. Kim zarar görür bu işte? Ne engelleyeyim ben Suriyeli? Bunun olabileceğini bilirler. Onun için tel çekiyorlar. Ama senin bunu ilan etmen lazımdır. Devlet eliğinden de teşvik etmen lazımdır. Aynen Erdoğan'ın yaptığı gibi. Erdoğan'ın yaptığı, başkasının yaptığı. Ben çünkü seni rahatsız etmezsem sen oturup benimle anlaşmayacaksın. Bugün bir anlaşma bir tek bize yarar, açık söyleyeyim. O bir tarafa da yarar ama mağdur durumda olan bizik. Evet. Herhangi bir anlaşmanın neticesinde
eşit egemenlik olmak kaydıyla herhangi bir anlaşmanın neticesinde ismi ister konfederal olsun, ister federal olsun, ne isterse olsun kazanacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve vatandaşlarıdır. Karşı taraf sen de bilin, ben de bilirim, bizimle hiçbir şeyi paylaşmaya tahammül etmeyen, yaptıkları bütün işler göstermelik olan, esas işleri de işte bu ambargolara benzer yaptıkları işlemlerdir. Ha, biz bu adamları rahatsız etmezsek, bizimle bir takım şeyleri paylaşmayı kabul etmeyip daha büyük bedeller ödeyebileceklerini kendilerine ispat etmezsek hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmeyecekler. Ben şeyi merak ederim. Mesela bizim Turizm Bakanlığımız veya Dışişleri Bakanlığımız örneğin kaç milyon İngiliz turistin bu sene yurt dışına çıkmak istediğini bilir mi? Ve hangi tarihlerde İngiltere ne olursa açacak şeyleri? Bu rakamlar hep bellidir. 18 milyon. Belli olduğunu, senin bu konuyla ilgili de ofisin vardır İngiltere'de. Ne yapar onlar? Hiçbir şey. Tamam ya. İşte ya da yaptıkları neyse bilmiyorum ama Allah iyiliklerini versin yani. 18 milyon İngiliz turist hazırlanır çıksın. Evet. Bunlar anketlere beyan ettiler bunu. Onlar hazırlanır çıksın. Biz evet. De hazırlanır kaçalım memleketten. Yani. Onlar da hazırlanır çıksın. Aslında biz de hazırlanır çıksın. Burası bir diğere gitmezse Serhat. Evet. Mecburen bizim gibi insanlar alternatif yaşam yeri seçmek mecburiyetinde kalacaklar. Çünkü herkes elindeki avucundakini bitirmek üzeredir veyahut bitirmiştir ciddi bir bugün kısmı. Okudunuz Şener Levent'in yazısını. Yok, ben gazeteleri okumam. Evet, Şener Bey bugün manşette siz varsınız yani da. Annesi babası Limasollu bir kadın arkadaştan bahseder. Güney'e yerleşti ve başladı yavaşçık yavaşçık eşyacıklarını da taşır. Çünkü ekonomik olarak kuzeyde hiç şansı yoktur. Bu 1974'te Gatsellis'in bir lafıdır. Domotel'in sahibi. Neydi söyledi? Bir gün gelecek dedi, hepiniz bize geleceksiniz, kaçacaksınız dedi. Zorlamayın, bırakın beni dedi. Ben bu oteli böyle yaptım dedi. Alın teriyle yaptım. Alın teriyle yaptım. Nasıl ki biz pazar payımızı alın terimizden aldık. Yaptık. Evet. Bu işler böyledir. Evet. Hep gofuna giderik. Yani bazı şeylerimiz hep gofdur. Hayır. Israrla. Yani mesela işte Türkiye bize 2.300.000 ya verdi Türkiye, Allah bin defa razı olsun. Tamam ama bunu yani bu kadar çok anlatma bana ya. Yani 40 kelime söylen 20'si ana vatan, 18'i de Türkiye'dir. İki ama kelimeyi de anlamam. Net bir şey söyleyeyim sana. Ha. Ben Türkiye'yi eleştirmek için söylemem. Yok, ben Türkiye'yi hiçbir zaman eleştirmem. Bu konuda Türkiye'nin yaptıkları da tamamdır. Bizim insanımızın, bizi idare eden insanların yaptıkları yanlışların mazaretidir Türkiye. Yok ki sebebidir Türkiye. Türkiye'nin evet. Öyle bir sebebi yoktur arkadaşlar. Mazaretleridir. Mazaretleridir. Her türlü başarısızlıklarının arkasında bir mazaret yaradırlar. Evet. Maraş dediler. Madem ki bu kadar çok heyecanladılar bu Maraş konusunda. Neden Maraş'ta Trakya'ya getirip 4 tane inşaat şirketini oturtmazlar oraya? Şimdi bir kere Maraş'ta çünkü başarılı bir, bana sorarsan Maraş'ta başarılı bir politika izlemek istersen senin öncelikli görevin gerçek mal sahiplerine ulaşıp bir bir gerçek mal sahiplerine ulaşıp bir süre tanımandır. Gelsin malına sahip çıksın, gerekli tamiratı yapsın veyahut burada ortak bulsun vesaire. Ha bu sürenin sonunda örneği var mıdır bu işin? Vardır. Nerede var? Orada mal sahibi olanların kendi ülkesinde var. Ne kadar Kıbrıslı Türk varsa bu memleketteki malı vardır o bir tarafta. Gardiyana devrettiyse malını, onun çıkarlarını korumak adı altındaki öyle bir şey de yoktur. En basit örneğidir. Bu çok da kolay savunabileceğin bir örnektir. Gel malına sahip çık. Aksi takdirde bu tarihe kadar gelmezsen ben burayı inkişaf ettirmek mecburiyetindeyim. Gardiyan olarak kendim bu malları kiralayacağım. Bu kadar basittir. Evet, çözüm olduğunda da istersen çözüm olduğunda bakarım. Da gel artık adamın yaptığı yatırımı mı öden, yatırım artı bilmem ne kadar bilmem ne mi öden. Evet. O adamdan ben bir sözleşme yaparım. O evet. Sözleşmenin neticesinde sen malı mı devralın? Bunlar detaylardır. Ama bana
Gof yapmayın, iş yapın. Yani i̇ş, bu iş, iştir. İş, iş, iş. Yani şimdi sen Maraş'ı açtın, sokağı açma. Başla şimdi bu faaliyetlere. Çağır seslen. Git telegrafa ilan ver. Güneyde Cyprus Mail'e demet ver. Cyprus Mail'e verilmezler sağ ilan da. Yok ama demet verebilin. Gel çağır kendini isterim de anladayım de. Çağır Rum gazetecileri 10 tane. Briefing ver, anlat kendilerine. Ya, gelin malınıza sahip çıkın. Evet. Çıkmazsanız kayyuma devredeceğim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Tabii ara bölgeye telleniyor şu anda. Benim biraz önce söylediğim sebepten. Evet. Aslında esas sebep odur. Çünkü şu anda inanılmaz sayıda göçmen geçer o yanı. Yani, İnşallah 10 katı daha geçer. Yani ve tabii bu rahatsız etti birçok. Rum'u da rahatsız etti. Çünkü onlar ara bölgeyi ekeller. Sevgili Zerhat, bir takım kararlar alırken 10 defa düşünsünler bundan sonra. Ben olsam sadece şeyi desteklemem ya, üçüncü ülkelerin göçmen nüfusunun geçmesini, bu memleketin vergi sistemini, gümrük sistemini de değiştiririm. Her türlü kaçakçılığı da desteklerim buradan o tarafa. Evet. Boz, ekonomisini boz bakayım. Nereye kadar oynayacak bu oyunu? Benim daha da ileri fikrim var her zaman için. Ben derim ki Rum tarafını çok rahat ikna ederek ne yapacaksınız? Kuzey Kıbrıs'ı Gannauri tarlasına çevirin ve satın o tarafa. Yok ya ben o kadarını söylemem. Vallahi o kadar olur. Gerçi Gannauri yasal alıyor. Biz çok yazdık. O tarafta da denediler ama yapamadılar. Ha, şey olarak korumalı morumalı ama başaramadılar. 11 kilometre Astromerit'ten eski havaalanına kadar olan bölgeyi tellemeye başladılar. Yani bizim taraftan söylersek Güzelyurt'un Bostancı'dan başla, Alayköy üzerinden olarak geç, devam et. Orayı, o bölgeyi olduğu gibi telliyorlar. Ne güzel geçer giderdi insanlar. Geçtikleri de yeri de bilirler. Geçen hafta Zümrütköy'ün oralarda buldular birkaç kişiyi. Bunun için de Rum İçişleri Bakanı Avrupa'ya gidiyor. Tabii ki bu çok... Neyi şikayet edecek bizi? Cehenneme kadar yolu var. Bizi şikayet edemez artık ama ne için şikayet etsin bizi? Bizim korkumuz yok. Gitsin para istesin Avrupa Birliği'ne. Göçmen kapı yapsın o bir tarafa bir yol. Ödesin mamurlasın. Evet. Yani biz şeyin bekçisiyik. Güney Kıbrıs'ın koruyalım kendine ekonomisini batsın. Güney... Yunanistan'da da bizdekine benzer sıkıntılar var. Bu tavernalarda, şurada, burada. Ve Covid artış hızı yüksektir. Yani şu anda sıkıntılıdırlar. Mart ayında kaldırmayı planlarlar. Bunun sebebi de turizm. Turizm artı ekonomidir Serhat bunun sebebi. Niçin? Çünkü sen bir senedir kapalısın. Son kuruşuna kadar kullandı dışarıdaki adam. Varsa kaynağın kapat arkadaşım. Ama yoksa kaynağın başka tedbirler alıp açmak mecburiyetindesin. Bir de 80 türlü şey var bizim memlekette. Yani her geçen gün gene Güney Kıbrıs'ta artar vakalar. Evet. Ne tedbir al? İstediğin kadar tedbir al. Kaçakçılık durmadıktan sonra kapıda kontrol et. PCR testi yap. Bilmem ne yap. Kaçakçılığı durdurabilir miyim? Hayır. O tarafta neyse ucuz bu tarafa geçecek. Bu tarafta neyse ucuz o bir tarafa geçecek. Bir daha ikidir bu. Bunu hiçbir şekilde önleyemeyecek. Malum insanlar bu işten para kazanır. Ama başka yerleri kapatma. Şimdi sana şu örnekleri vereceğim. Gazinoları maymun ettiler. Zaten şimdi gazino işi bizim memlekette ortak düşmandır. En kolay vuracağı yerdir zaten. Evet. Onun için herkes hazırlıklı çatlatsın bir tane daha geldi. Dediler ki gazinodan bulaştı bu iş. Gazinodan bulaşmadı bu iş. Gazinodan yılbaşı gecesi bulaştı. Onun da müsebbibi bizim sağlık üst kurulumuzdan Sağlık Bakanlığımızdır hem hükümetimizdir. Başka bir şey değil. Ne oldu geçmişte? Dediler ki 3 gece garantinasız müsaade edecek otelden çıkmamak kaydıyla gelsin adam onu yapsın bunu yapsın. 3 geceyi kim hesapladı? Sağlık Bakanlığı hesapladı. Dedi ki gel adam çıkmadan 72 saat önce PCR testi yaparsa da negatiftir. Bir de Kıbrıs'a geldiğinde yaparsa negatiftir. Bu 3 gün içerisinde kimseyi bulaştıramaz. Onun için 3 günü bıraktık. Ne oldu? Bu operasyon devam etti 5 hafta. Son 5 Aralık'ta geldi bu operasyon. 7 Aralık'ta da gitti. Ben kendi sayılarımı bildiğim için gayet rahat söylerim.
Biz o 5 haftalık operasyonda 3500 bilet sattık. 800 tanesi gerekli PCR testlerini vesaire sunamadıkları için uçağa binemediler. Evet. 2700 kişi geldi. 2700 kişiden 2 tane çıktı pozitif. Onları da geri gönderdik. Birini ambulans uçakla, birini normal uçakla. Yani 2700'de 2. Hiçbir şey. Tamam. Ha, ne oldu? Kalktık biz, ben aynı zamanda Pegasus'un temsilcisiyim burada. Dedin ki aynı şekilde tarifeli seferlerinden de gelsin bu iş. Ne oldu? Tarifeli sefere kim bindi? Ben sana söyleyeyim. Kıbrıslı bindi, geldi dedi ki ben 3 gün sonra döneceğim yeri. Ha girdi, otele geldi, pozitif şeyi kaçtı. Öğrenci geldi, girdi, otele geldi, negatif şeyi kaçtı. Pozitif, negatif hiç fark etmez. Hiç fark etmez adamlar. Dönmedi geri. Yani tarifeli seferlerinden gelip kalanları kontrol edemedik biz. Döndü, bakanlık haklı olarak dedi ki, tarifeli seferlerde bunu iptal ediyorum. Çünkü charter seferlerde biz hesap verdik her hafta sonu. Neyle getirdik, neyle götürdük bu herifleri de, yolcuları. Dedi tarifeli seferlerde yasakladık bunu, sadece charterlerden gelsinler. Bir kıyamet koptu. Tarifeli de serbest, charter da serbest. Serbest bıraktılar. Ertesi gün de hepsini yasakladılar. Yılbaşına kadar da. Bir yılında insan mağdur oldu. Bunlar dava etti mi sizi yoksa? Yok. Şimdi artık force majeure durumlar olduğu için buna, evet, yani bizim kontrolümüzde bir şey olmadığı için dava etmezler ama insanların paralarını geri öde. Evet. Her neyse ne oldu? Yılbaşı var önünde. Ne yapacaksın oğlum? Yılbaşına kadar gazinolar pazarlık yaptı hükümetten. Yok Kıbrıslıları kesinlikle anlamayacaklar. Yok başka salon yapacaklar. Onun içinde ağırlayacaklar bunları. Yok personeli 14 gün kumarcılar döndükten sonra bile izolasyonda olacaklar vesaire vesaire. Ha onu da istedik, bunu da istedik. Pazarlıklar gitti gitti gitti. Nereye kadar? İmtiyaz ücretlerinin ödeme gününe kadar. Aldılar parayı. Aldılar parayı, dediler ki biz açmıyoruz bu seferleri. Ya bu kadar şark kurnazlığı olmaz ya yani. Biz gene Hanol, Allah iyiliklerini versin. Allah iyiliklerini versin. Sonuç. Sen 2 gün önce adamdan aldığın imtiyaz ücretini kapatabilir mi oğlum kendini? Kapatamadı. Bu memlekette yılbaşı gecesi gazinolar hariç her yeri kapattın. Böyle rezil bir karar olamaz ya. Yani her yeri kapattın, gazinolar hariç. Bu, sokağa çıkma yasağı da getirdin. Adam 2 saat kalıp da kaçmasın gazinolar sabaha kadar. Yani ben o kadar eminim ki bu Cem Yılmazlar, Yılmaz Erdoğanlar, Ata Demirerler. Gelse bu memlekette çok kaynaklı. Bu kararlardan haberleri yoktur. Olsa mesleği bırakırlar. Tabii. Gerçekten bırakırlar. Yani nasıl bir şeydir bu? Yani sen beni mi düşünüyorsun koronavirüs bulaşmayayım diye? Bu ne? Bu ne? O birilerini ne kapattın madem ki bu böyle değil? Bari bırak. Kaydın da hepsi girmesin gazinoya da başka yere de gitsinler. Barlar kapalıdır. Evet. Diyor. Restoranlar ama kapalıdır. Hasbelkader kafe bar izmi aldıysan. O şimdi içindir. O gece onlar da olur. Ama yok şu anda mesela. Ha, yarın açılacak. Barın üstüne bir paspasçık atan. Olur. Kafe açıktır. Sen bir alkol vermeye de devam edin. Tabii. Bu devletin kararları arasındadır bu. Yani biz çarşamba günü kafeleri açıyoruz. Ben açılmasından da yanayım. Çünkü herkes ben komple açılmasından herkes yanayım kendi zaten tedbirini kendi alsın. Ya beni ilgilendirmez. Şimdi ben sana baştan beridir söylerim. Eğer senin gücün yoksa beni kurtarasın. Serhat'ı kurtarasın, başkasını bırak kurtarasın. İşleyin. Bırak işleyin. Bırak kendi yolumu kendim çizeyim. Evet, hasta Burak olursam ama kim bakacak bana, ama hasta olursam kendi bakacak. Oradadır i̇şte, sıkıntı bu, tek. O şu hep laftadır, bu kadar harcayacak özel sektöre, özel sektöre. Evet. O özel sektöre harcayacaklarını vazgeçsin da harcasın sağlık sistemine. Bugün Kıtsav'ın şeyini inceledim ben, WhatsApp grubu. Adamların tek ümidi ne kaldı bilir miyim? İşte Avrupa Birliği'nin
1500 euroluk hibe programı vardır 6'yla 10 kişi çalıştıranlara. Herkes yazışır, nasıl müracaat edecek buna? Ya senin sebep oldun, senin bütün insanların Avrupa Birliği'nin 1500 liralık hibe programının peşinde koşar ya. Ayıptır bu. Yazıktır. Yazıktır. Çünkü 1500 euro çok daha iyidir. Senin var ettiğin 1500 TL'den. Arkadaşım biri dedi ormanlara da kapattılar bize. Gece gidip karavalli toplayamayık. Ben de yazdım yerine mesaj, git de korkma yani, ne diyeyim sana artık. Git de korkma. Sevgili Zeki abi, Sayın Zeki Ziya konuğumuzdu. Çok çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığı için. Çok kısa mesajımız oldu. Çok kısa mesajlaştık ama olsun, bir şey değil. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Örsan Balıkçıoğlu, Rabia, Bilal Kel, Hasan Koç, Berkem Redif, onlar da sizlere çok teşekkür ediyorlar, bizim arkadaşlarımız. Yarın sabah 07.30'da buradayız. Jale Refik Rogers, Halkın Partisi Milletvekili ile konuşacağız. Çarşamba sabahı Bertan Zaroğlu, Perşembe sabahı Erhan Arıklı ile sohbet edeceğiz. Öğleden sonra programlarımızda Salı, Çarşamba, Perşembe devam edecek. Cuma yok. Neden? Çünkü hükümet üyelerimize uygulamalı namaz derslerimiz var. Onlara namaza da ders veririm kendilere de. Şaka şaka. Şaka. Türkiye'ye gittikleri zaman sıkıntıya düşmesinler diye. Şaka tabii ki, şaka. Evet. Evet, her şey gönlünüzce olsun. Onlar ezbere bilirler. Yarın sabah 07.30'da buluşuyoruz. Hoşça kalın.